Videoya hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Diyova'ya. Yeni bilanço attı. Öz sermaye karlılığını yıllık %54'e çıkardı. Gerçekten çok büyük bir başarı. Piyasa değeri bölü defter değerinde 4,36'ya düşürdü bu bilançodan sonra. Bu karlılığa göre ucuz mu? Hani baktığımızda bir tık ucuz gibi gözüküyor ama istikrar olmadığı için. Bakalım mesela öz sermaye karlılıklarına geçmişten günümüze. Bakın 2017'nin üçüncüsünde artı bir, %1 kar. Sonra %-18 zarar. Sonra bakın %+12 kar. Bir ara %-46 zarar yaptığı olmuş. Ama 2019'un 9'uyla şu pandemilerin gelmesiyle çok ciddi bir artış olmuş karlılığında. Tabii bunda kesinlikle pandemilerin etkisi var ki bunu şirket faaliyet raporunda da yazmış. Diyor ki işte millet evine kapandı, millet dükkanını kapattı, iş yerini kapattı. Bu kapalılıktan istifade boyasını yaptı. Boyacılık boya yaptı yani. Boyadı dükkanını, evini. Pandemilerle temizliğin önemi arttı. Bizim kültürümüzde de boya bir temizlik olarak gözüküyor. İşte mesela evi boyattık, evi temizledik gibi bir algı oluştuğu için bunun da etkisiyle millet evlerini daha da boyattı pandemide. Hijyenin öneminin artmasıyla diyor. Peki bu pandemiler devam edecek mi? Evet, edecek gibi gözüküyor. Sadece Türkiye'de de düşünmemek lazım. İhracat yapan bir şirket. Bütün dünyada pandemiler devam edecek gibi gözüküyor. Bu pandemiler daha 1-2 yıl, 1-2 yıl daha devam edecek gibi gözüküyor en az ki bu karlılıkta böyle devam edecek gibi gözükmekte. Bu yüzden ederinden bir tık ucuz gibi gözüküyor. Çünkü pandemiler de devam edecek. Bu yüzden hoş. Tabii siz diyor buraya yatırımcısı olursanız 3 ayda bir gelen bilançoları kontrol etmeniz lazım. Karlılıkta istikrar devam ediyor mu? Bozulmalar başlamış mı? Bunlara bakmanız lazım. Favök'e bakalım çeyrekte. Bakın bu paralar da Favök'ten yani esas işten gelmiş. Bu da güzel. Net satışlar, ciddi artışlar var. Güzel. Brüt kar marjı, düşüş yok. Güzel. Net borçta da azalmalar görmekteyiz. Bu da güzel bir şey. Evet, şimdi ise grafikte baktığımızda. Asıl trend bu aslında. Hani asıl şu trendin içinde giderken sonradan bir anda nasıl olduysa ise bir uçuşa geçmiş. Herhalde bazı insanlar fark etti işte pandemilerde boyanın önemi artar. Mesela Marshall'da da aynı grafik var çünkü. Tabii Marshall'ın lotu çok az tabii onun da etkisi vardır da. İşte bu pandemilerde millet evinde boya yapar, hijyenin önemi arttı falan. Bunu biz önceden kaldıralım demişler gibi gözüküyor bu uçuşa baktığımızda. Şu anda şuradaki trendin içinde hareket ediyor hisse ve bu trendin dibinde tabii ki endeksteki düşüşle birlikte birçok hisse çakıldı. Birçok hisse güzel alım yerlerine geldi. Kaç para şu anda? 13 lira 20 kuruş. Bu hisse buradan bu bilançoların da etkisiyle en azından şöyle bir 17.57 eski zirvesine çıkabileceğini düşünmekteyim. Bunu geçip katlama yapabilir mi? Evet yapabilir ama bu hemen olmaz. Sonuçta bu şirketin karı en az 1-2 yıl daha devam edecek gibi gözüküyor. 1-2 yıl içinde 17.57 de geçebileceğini düşünmekteyim. Peki kısa vadede yani şu 3 aydan az bir zaman içinde eski tarihi zirvesi 17'lere 17.50'lere gidebilir mi? Evet böyle bir ihtimal de mevcut. Çünkü birçok hisse şu an tarihi zirvelerde ama Diyoba'ya şu anda tarihi zirvesinde değil. Tarihi zirvesinin altında. Bu da traderların ilgisini çekip hani bu hisseyi de kaldırıp eski tarihi zirvesine çıkaralım bak karları da güzel geliyor gibi bir düşünceyle kısa vadede yani 3 aydan daha az bir sürede de 17.50 eski tarihi zirveye çıkarabilme ihtimalleri mevcuttur. Şimdi faaliyet raporundan dikkatimi çeken yerlere bakalım. 130 sayfalık çok güzel bir faaliyet raporu hazırlamışlar. Hepsine baktım. Dikkatimi çeken bazı yerleri not aldım. Diyoba'ya bir Yaşar Holding şirketidir. Diyoba'ya fiili dolaşımdaki hisse sayısı 25 milyon. Şimdi tahtasını hesaplayalım. Bir lot kaç paraymış? 13,20. 330 milyonluk bir tahta. Çok aşırı büyük bir tahta değil bence. Hani milyarlık bir tahta değil. Bu da bence güzel bir şey. 71 yeni ürün, 3500 ambalaj çeşidi. Bu dönemde 71 tane yeni ürün üretmişler. Bu da bence güzel bir şey. Şirket diyor, işte Devlux, Kesati, Dioderm, Klimaderm markalarıyla sundu. 1200 çeşit ürün, 3500 ambalaj ve 60.000 farklı renk seçeneğinden oluşan geniş ve kaliteli ürün gamını yaygın bayi teşkilatı ile tüketicisiyle buluşturmakta. Şirketin boyaları, ısı yalıtım sistemler, sanayi boyaları, mobilya boyaları, oto tamir boyaları, polyester ve polimer, deniz boyaları, savunma sanayisi boyaları, tuz boyaları, bobin boyalar.
2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını yaşam tarzlarını ve tüketim alışkanlıklarını yeniden şekillendirdi. Pandemi nedeniyle evde daha fazla zaman geçirilmesiyle birlikte tüketiciler erteledikleri tadilat işlerini yapmaya ve yaşadıkları ortamı yenileyip güzelleştirmeye yönelirken boya talebi de artış gösterdi. Tüketicilerin pandemi ve evde kalmanın yarattığı negatif etkiyi evde yaptıkları değişikliklerle azaltmaya çalıştığı bu dönemde zorunluluklar dışında duygusal ihtiyaçlara yönelik olarak da boya yapma eğilimi yükseldi. Yeni iş modellerinin gelişmesiyle uzaktan çalışmaya başlayan çalışanların kendilerine ait çalışma ortamı yaratmak istemesi de talep artışında önemli rol oynadı. Karantina nedeniyle kapalı olan kafe, restoran, kuaför dükkanlarının içinde bulunduğu hizmet sektöründe bu süreç tadilat, bakım ve boya yapılarak değerlendirildi. Tüm bunların yanı sıra boya yapmanın temizlik yapmak olarak da algılandığı toplumumuzda artan hijyen, temizlik ve sağlık hassasiyetinin yaşandığı pandemi süreci boya talebinin de arttığı bir süreç oldu. Sektörde yaşanan talep artışına mevcut ürün yelpazesinin yanı sıra geliştirdiği yeni ürünlerle de cevap veren Dioboya, tüketiciler için yeni nesil inovatif ve çevre dostu ürün projeleri geliştirmeyi sürdürdü. Sürdürülebilir bir model ile hayata değer katmayı prensip edinen Dioboya, çevreye duyarlı iş süreçleriyle çalışmalarını yürütmeye devam etti. Endüstriyel olarak üretilebilecek, ticari olarak satılabilecek ve katma değer yaratacak ürünlere de odaklanan Dioboya, 2020 yılında birçok ürün grubuna yeni çeşitler ekledi. Dioboya 19,5 milyon TL yatırım tutarı. Evet, 19,5 milyon yatırım. Çok büyük mü? Çok büyük bir yatırım. Bakalım, öz sermayesi 300 milyon. Toplam aktif 1 milyar. Hani bunlara baktığımızda 20 milyon çok büyük bir yatırım bence değil. Büyüme trendini sürdürmek ve sektörde rekabet gücünü arttırmak amacıyla Dioboya 2020 yılında yeni yatırımlarına devam etti. Gerçekleştirdiği yatırımlar ile makine parkurunda yenilen ve modernizasyon çalışmalarının yanı sıra bilgi sistemleri çalışmaları da yapan Dioboya, bu sayede kapasite ve kalitesini arttırırken güvenli ve kesintisiz bir işleyiş yapmayı da başarıyor. Dioboya geliştirdiği projelerin yanı sıra bilgi işlem altyapısını da güçlendirdi. Fabrikalar arası van hatlarının kapasitesini arttıran şirket, dosya sistemleri donanım yatırımlarına imza attı. Terminal sunucu modernizasyonları gerçekleştirilirken, internet güvenliği yatırımlarıyla artan dijitalleşme kaynaklı güvenlik risklerini azaltmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Pandemi sebebiyle online toplantılara uygun video konferans sistemleri yatırımı yapıldı. Dioboya'nın 2020 yılında gerçekleştirdiği toplam yatırım tutarı 19,5 milyon TL'ye ulaştı. Boya üretiminin ana ham maddeleri olan reçine, solvent, monomer, titan, pigment ve katkılı dolgu malzemelerinin temini ile ambalaj tedarikinde kaliteyi ve maliyeti göz önünde tutan Dioboya, 2020 yılında mevcut tedarikçileriyle sürdürdüğü işbirliklerinin yanı sıra alternatif tedarik kaynakları da kullanarak paydaşlarına optimum fayda sağlayacak anlaşmalar yapmayı sürdürdü. Dilovası tesislerinde toz emisyonlarının önlenmesi ve su tasarrufu sağlama amacıyla devreye alınan kuru toz aspirasyon sistemiyle 2019 yılında yapılan monomer tankları ve bağlayıcı üretim gaz yıkama sistemi yatırımı ile koku emisyonları önlendi. Öğrenmeye değer projesiyle bugüne de 45 bin öğrenciye, ustalığa değer projesi ile 500'e yakın ustaya renk, mekan, ısı ve ışık kullanımı alanlarında eğitimler düzenlendi. Dio okullara değer projesi çerçevesinde Türkiye'de bir ilk gerçekleştirdi ve bilimsel verilere dayanan okul boyama ve boya kullanımı standartları kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz Türkiye çapında tüm okul ve öğretmenler ile paylaşıldı. Sponsorluklar: Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takımı, Kesadi Trabzonspor sponsorluğu, Yeni Günleri Platin sponsorluk, Ağır Vasıta Zirve sponsorluğu 11 Şubat, İnegöl Belediye Spor Forma sponsorluğu, Karşıyaka Spor Kulübü Erkek Basketbol A Takımı sponsorluğu. 2018 Türk İşten Ar-Ge 250 listesinde en çok proje yapan ilk 10 şirket arasında. 2020 Türk İşten Ar-Ge 250 listesinde en çok Ar-Ge harcaması yapan 500 şirket arasında 660. Ar-Ge merkezinde yürütülen proje sayısına göre 5. ve Ar-Ge merkezinde alınan marka sayısına göre 10. oldu. Çiğli ve Dilovası fabrikası sıfır atık sertifikası almış. Kilometre taşlar, bakalım neler olmuş, tarih tarih. Tabii çok var da benim dikkatimi çeken bazı yerleri aldım ben. Kilometre taşları 1954 Dioboya fabrikası faaliyete başladı. 1964 Mikronize Mineraller fabrikası açıldı ve Dio Haris fırça fabrikası üretime geçti. 1965 Diosat fabrikası kuruldu. Müşteriye özel yeni ürünler geliştirmek amacıyla Ar-Ge laboratuvarı kuruldu.
Bu bence çok önemli. Ar-Ge çok önemli bir şey. 1968 Diyoboya matbaa mürekkepleri fabrikası açıldı. 1977 akril fabrikası faaliyete geçti. 1978 Akmaden tesisi kuruldu. 84 Yasaş Gebze fabrikası. 90 Yasaş Boyacılık Okulu. 93 Diyoboya boyacılık sektöründeki ilk ISO 9003 kalite güvence belgesini aldı. 96 Rusya pazarına yönelik çalışmalar yapmak amacıyla Moskova'da Chemipex isimli şirket kuruldu. 97 300 milyon dolar cirosuyla Yaşar Boya Grubu dünyanın 27. Avrupa'nın 10. en büyük boya grubu unvanını aldı. 2000 Yaşar Bas, Oyak Renault tarafından lider ikmalci ve Mercedes-Benz Aksaray fabrikasında ise tek tedarikçi seçildi. 2003 İlk Dünya Boya Üreticileri Zirvesi Bahamalar'da yapıldı. Konuşmacı olarak zirveye Türkiye'den sadece Yaşar Boya Grubu davet edildi. 2004 Türkiye'nin ilk PTFE katkılı boyası Teknoplast Türkiye boya sektörüne kazandırıldı. 2005 Diyoboya Mısır'da üretime başladı. Türk boya sektöründe bir ilke daha imza atılarak Türkiye'nin nanoteknoloji ile üretilmiş ilk boyaları pazara sunuldu. 2006 Diyoboya Külmedar markası ile ısı yalıtım sektörüne girdi. 2007 Diyoboya nanoteknolojik ürünlerini Avrupa'ya ihraç etmeye başladı. 2009 Avrupa Birliği standartlarında sertifikalı usta yetiştirmeyi amaçlayan Diyo Akademi açıldı. Diyoboya sektörün ilk Ar-Ge merkezi belgesini almaya hak kazandı. 2011 uzun süren araştırmalar sonucu geliştirilen hibrit teknoloji ürün Diyojen pazara sunuldu. 2014 Çili fabrikasında yeni bobin boyaları üretimi tesisi kuruldu. Turgutlu toz boya fabrikası açılmış. 2014'te 2018 gerçekleşen yeni yatırımlar ile Çiğli fabrika 124 bin metrekare toplam alana ulaşarak yeni nesil hibrit teknoloji ısı yalıtım üretimine başlandı ve toz boya tesisi yeni yatırım alanına taşındı. Evet, faaliyet raporundan da dikkatimi çeken bazı yerlere baktık. Diyoboya hissesini incelemeye çalıştım. İzlediğiniz için sağ olun.